Sevgili dostlar, hoş geldin bebek devam ediyor. Biz bu hafta programımızda çocuklarımızda kulak burun boğaz hastalıkları üzerine konuşuyoruz. Program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Mansur Sezginer beyefendi. Hocam en son bademciklerde kalmıştık. Soğuk bir şey yiyip içmek bademcikleri etkiler mi? Bademcikler ne zaman alınması gerekir? Soğuk içecek mutlaka etkiler. Çünkü vücudun ısısına yakın gıda almak lazım. Oradaki, o bölgedeki, boğazdaki bölgedeki dokuların bağışıklığını etkiler. O bakımdan sık bademcik enfeksiyonlarına yol açabilir. Yaz, kış, çok soğuk gıda almak, çok dondurma yemek, çok meşrubat içmek hatalı. Mümkün olduğu kadar vücut ısısına yakın olmasında fayda var. Bademciklerin ne kadar zaman alınacağına gelince de birçok kriterler var bizim kulak burun boğazlarının uyguladıkları. Bir, çok iltihaplanması ve şişmesi. Senede 5-6 defa veya daha fazla bademci iltihaplanıp şişiyorsa, ateşlenip çocuğu halsiz bırakıyorsa bu takdirde alınması gerekir. İki, senede bir defa şişiyordur. Fakat çok ciddi hasta yapıyordur, abseleşiyordur. Bademcik absesi çok ciddi olur yani. O takdirde de düşünülebilir. Üçüncüsü, çok iridir. Solunumu ve beslenmeyi engelliyordur. Gece rahat uyumasını engelliyordur, horluyordur çocuk. O horlamanın apneye giriyordur. O takdirde gündüz, bir ertesi gün huzursuz, sinirli, gergin vaziyette geziyordur çocuk. O takdirde de solunum pasajını etkilerse de almak gerekir. Çok ileriki yaşlarda da işte bademcikte kötü huylu bir şey düşünülebilirse bademcik alınır. Bütün bu rahatsızlıkların dışında hiçbir hekim bademciği kesinlikle almaz, almayı düşünmez. Gerek olmadığı müddetçe. Ama tabii aileler şöyle bir şey var. Bademcik koruyucu bir şeydir. Bekçi rolü oynuyor diye. O bakımdan pek bademci aldırmak istemiyorlar. Ama her enfekte olduğunda, her bademcik iltihabında vücuda eğer beta hemolitik streptokok cinsi mikrop varsa burada vücuda bir takım bazı toksinler salgılıyor bu mikrop. Eklemleri, böbreği, kalp kapakçıklarını tutabiliyor ve eklem romatizması, kalp kapakçığı rahatsızlıkları ileriki yaşlarda böbrek iltihabı yapabiliyor. İleriki yaşlarda ortopedistlerin uygulamış olduğu protezler var. Yani protez gerekebiliyor ileriki yaşlarda bu insanlarda. Böbrek yetmezliği yapabilir ileriki dönemlerde. Diyalize falan girmek gerekebilir. Yani diyalize girenlerin, eklemlerinde protez takılanların veya kalp kapakçığından ameliyat olanların genellikle çoğunda küçükken geçirmiş olduğu sık bademcik enfeksiyon rol oynar. Vücudumuz için gerekli bir yapı ama alınmadığında bu hastalıklar tekrarlayan hastalıklar durumunda alınmadığında da bu sefer bize sıkıntılı durumlar ileriki yaşlarda yaşatabiliyor değil mi? Evet. Peki geniz eti olduğu zaman da bademcikle birlikte mi alınıyor? Tabii geniz eti ile bademciğin doku yapısı aynıdır. Ve bir halka oluştururlar onlar vücutta. Her iki tarafta bademcik, üstte geniz eti ve altta da dil kökünde yine bademcik dokusu devam eder. Bu hakikaten koruyucu bir rol oynar. Alınacağı zaman hepsi beraber alması gerekir. Eğer yarım yapılırsa, sadece bademcik alınır da geniz eti bırakılırsa tekrar yine enfeksiyon durumu, gece horlama falan devam edebilir. O yüzden rutin olarak biz mutlaka geniz etiyle bademciği beraber alırız. Peki bademciğin alınma zamanı var mıdır? Mevsimsel, hani yaz aylarında alınması gerekir ya da kış aylarında alınması gerekir diye bir durum var mıdır? Eskiden çocuk felci salgını çok fazlaydı. Şimdi çocuk felci eradike edildi. Yani toplumda artık çocuk felci görülmüyor. Hemen hemen hiç, yani son yıllarda hiç görülmüyor. Aşılamayla. Aşılamayla önüne alındı. O bakımdan o dönemlerde, yani daha önceki dönemlerde, yazın çok sıcaklarda tozda, toprakta çocuk felci mikrobu olduğu için ve çocuk felci de mikrobu da ağızdaki taze lenf sistemiyle ilgili yaralardan bulaşabilir riski olduğu için Temmuz ve Ağustos aylarında alınmıyordu. Ama bu eradike edildiği için artık toplumda görülmediği için alınmasının hiçbir sakınca yok. Son yıllarda alıyoruz. İyileşmesiyle alakalı bir hani yazın geçiyleşir tarzında bir durum var mıdır? Çok sıcaklarda evde çok sıcaksa eğer soğuduğu hava dahil 40 derece filansa, çünkü vücut ısısı 37-36,5 derece, 36,5 derecenin üzerine çıktığı takdirlerde çok ender durumlarda bademcik ameliyatından sonra kanama riski olabilir.
Ama son yıllarda böyle bir şey de yok. Yani ameliyat yöntemleri değişti. Pek o sıkıntı yaratmaz. Az önce geniz etine biraz değindik hocam. Biraz açmak istiyorum. Geniz eti nedir? Hangi durumlarda alınması gerekir geniz etinin? Geniz eti, geniz dediğimiz bölge burnun arka tarafı. Hı hı. Ağızdan baktığımız zaman da yumuşak damak ve küçülüğün, küçük dilin üst tarafıdır. Geniz bölgesi. Hı hı. Aynı bademcik dokusuna benzer bir dokudur. Bunun büyümesine sebep olan sık enfeksiyon geçirme artı son yıllardaki gıdalardaki katkı maddeleri, hı, alerjik nedenlerden dolayı geniz eti büyüyebiliyor. Bazen bademciği çok fazla büyümez, çok fazla enfeksiyon olmaz ama geniz eti büyüyebilir. O takdirde horlamaya sebebiyet verebilir. Ve genizin her iki tarafında da orta kulağından Ostaki borusu dediğimiz borular vardır. Ostaki borusu normal insanda her 3-4 yutkumada bir defa açılır kapanır ve orta kulağa hava gitmesini sağlar. Geniz eti Ostaki borusunun ağzını kapatarak bu havanın gitmesini engelleyebilir. Ve o takdirde orta kulaktan sıvı birikebilir. Ve bu çocukta gizli bir, sinsi bir işitme ağzı yaratabilir. Bu tür durumlarda çocuk gece uyurken horluyorsa, ağzı açık uyuyorsa veya kulağında çok sık olarak bu tür sıvı durum tekrarlıyorsa o takdirde geniz eti almak gerekir. Almak gerekir. Yaş limitine gelince, yaş limiti 2 yaşına kadar çok ender de olsa almak gerekebiliyor. Mesela benim geçen gün 2 yaşında çocuğu bademcik ameliyatı yaptım. Ve ameliyat yaparken bademcik tuttuğunuz zaman da içinden irin boşalıyor. Yani 2 yaşında çocuk ama çok sık enfekte, küçüklüğünden beri çok sık enfekte olan bir bademcik. Bu tür durumlarda yaş limiti biraz daha aşağı çekilebilir. Ama normalde 3-3,5 yaşından sonra alınabilir bademcik. Hı hı. Üst limiti de şikayete bağlı. Yani 30 yaşına kadar alınabilir ama 40 yaşında da vücutta fokal enfeksiyon dediğimiz yani bir enfeksiyon odağı araştırılıyor bazen. Böbrek iltihabı olabiliyor veya gözde çeşitli enfeksiyonlar olabiliyor. Ve bu bir başka enfeksiyonun tetiklediği düşünülebiliyor. Bu araştırmalarda eğer bademcikte de kronik bir enfeksiyon tespit edilirse o takdirde daha sonraki yaşlarda da alınabilir. Peki alındıktan sonra bademcik de geniz eti de tekrarlayabilir mi? Tekrar aynı rahatsızlıklar olabilir mi? Çok küçük yaşta, ilk 2 yaşında eğer yalnızca geniz eti alındıysa, hı hı, ve bademciği çok sık şişmeye de devam ediyorsa bu enfeksiyon ataklarıyla beraber geniz eti tekrar büyüyebilir. Ama bu 100 hastada 3'ünde 5'indedir. Hepsinde rutin olarak olmaz. Bademciğe gelince eski yöntemde giyotin denilen bir yöntem uygulanıyordu. Bademcik komple çıkarılmıyordu. Bademcik etrafında kapsül vardır. O kapsülle beraber çıkarıyoruz. Eski yöntemde, bundan 15-20 sene belki daha da eskiden kullanılan yöntemlerde bademcik komple çıkarılmıyordu. Giyotin denilen bir şey aletle yalnızca o kabarık olan kısmı kesiliyordu ve geriye bademcik dokusu kalıyordu. Bu tür durumlarda dişi bademcik deyimi halk arasındaydı. Şimdi son yıllarda artık bu dişi bademcik bilinmiyor. Tekrar şişince de dişi bademcikmiş bu falan deniliyordu. Aslında alakası yok. Bademcik dokusu tam olarak çıkarılmadığı durumlarda tekrarlayabilir. Ama son yıllardaki ameliyat stillerinin, teknolojinin hem değişmesi, yeni aletlerin çıkması ve ameliyat yöntemlerinin değişmesiyle bademcik alındıktan sonra tekrarlamaz ve tekrar enfeksiyon oluşmaz. Hı hı. Ama geniz eti dediğim gibi yalnızca geniz eti alındıysa bademcik bırakılıp, yani bazen aile istemiyor bademcik alınmasını. Çok sık tekrarlıyorsa bademciği, onunla beraber geniz eti tekrar büyüyebilir. Peki nasıl, ne kadar süren bir işlemdir bu ameliyat esnasında? Genel anestezi tabii genelde yapılıyor. Genelde yapılıyor. Sadece geniz eti ameliyatı 10 dakikalık bir ameliyattır. Kısa bir süre. Yani uyuması ve ayıması haricinde süren en kısa 10 dakikadır. Üzerine bademcik ameliyatı ilave edilirse toplam 45 dakika falan sürer. Kısa süren kısa sürer. Peki sonrasında özel bir bakım gerektiriyor mu bu ameliyatları? Tabii kesinlikle. 2,5-3 saat kadar ağızdan hiçbir şey aldırmıyoruz. Bu, hı-hı, süre içinde kanama kontrolü yapıyoruz. Sık sık boğaza bakıyoruz. Hiçbir engel yoksa 2,5-3 saat sonra sıvı gıdaya başlıyoruz. Tabii, hı-hı, soğuk olması gerekir. Dondurma. Hı-hı. Daha önce dondurma hiç yemeyen çocuk zaten çoğu dondurma yiyeceğim diye ameliyat oluyor. Evet. Onun için ikna oluyor. Aile öyle ikna ediyor. Öyle getiriliyor öyle hastaneye zaten. Sen dondurma verecek doktorumuza falan diye getiriyorlar. Hemen dondurmaya başlıyor. Soğuk gıdaya başlıyor. İlk 1-2 gün sulu gıda, daha sonra yumuşak gıda. İşte bir hafta sonra da normal gıdaya başlayabiliyor. Normal hayatına dönebiliyor, evet, bir hafta içinde. En büyük risk ameliyattan sonra kanamadır. Hı-hı. Ama dediğim gibi ameliyat yöntemlerinin gelişmesiyle bu kanama riski de son yıllarda çok azaldı. Hı-hı. O bakımdan sıkıntıları varsa, eğer çocuğun sıkıntısı varsa endişe etmeden bu ameliyatı yaptırabilirler. Hı-hı.
Hocam peki beta mikrobu nedir? Beta mikrobinden biraz bize bahseder misiniz? Şimdi birçok bakteri cinsi var. Boğazda olanlar işte stafilokok, pneumokok, streptokok denilen çeşitli mikroplar var. Bunların beta hemolitik alfa grubu var, beta grubu var. Bu grup romatizma yapan grup. Beta hemolitik streptokok grubu boğazda yerleşince tam olarak dozu, ilacın dozu, antibiyotiğin dozu tam olarak uygulanmazsa özü kalıyor orada. Yani vücutta çocuğun ateşi geçiyor. Çocuklarda çok görülüyor değil tabii mi? Tabii tabii. Çocukta özellikle anaokulunda falan bulaştırıyorlar birbirlerine. Okulda bulaştırıyorlar. Çok salgın olabiliyor bazen. Eğer kaldıysa, yani yeterli tedavi olmazsa orada kalıyor, taşıyıcı hale geliyor. Çocukta ateş yapmıyor. Halsizlik yapmıyor. Boğaz ağrısı yapmıyor. Fakat toksin salgılıyor. O toksinler işte bahsettiğim o kimyasal maddeler eklemleri tutabiliyor. Kalp kapakçığını tutabiliyor. İşte kalp romatizması dinliyor kalp kapakçığını tutunca. Darlık yapıyor kalp kapakçığında daha sonra ileriki yıllarda. Gizli bir şekilde ilerlemiş oluyor. Bebek iltihabı yapabiliyor. Çok ileriki yıllarda çok sıkıntılı nedenlere sebebiyet verebilir. Hocam bir telefonumuz var izninizle. Tabii. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Alo. Duyuyoruz biz sizi Şahin Bey, hoş geldiniz. Hocama soru soracağım. Tabii, buyurun alalım sorunuzu. Şimdi benim 9 yaşındaki çocuğum var. Allah bağışlasın. Telefonunuz, televizyonunuzun sesini kısarsanız daha rahat duyarsınız bizi Şahin Bey. Şimdi bademcik rahatsızlığı var çocuğum da, yani doktora da götürdük. Şahin Bey, televizyonunuzu isterseniz tamamen kısın, telefondan bizi duyun, daha rahat iletişim kurabiliriz. Tamam, tamam. Yani en ufak şeyde yani hastalanıyor, boğazı şişiyor yani. Korkulacak bir şey yok dediler ama yani hocama da sorayım dedim yani. Kaç yaşında? 9 yaşında demiştiniz değil mi Şahin Bey? Evet. 9 yaşında. Şimdi temin de bahsettiğim gibi her yıl, yılda en az 5-6 defa şişiyorsa, doktor da antibiyotik veriyorsa bu bademci almak lazım. Çünkü demin bahsettiğim gibi her hem enfeksiyon durumu çocuğu riske atıyor, hem de her enfeksiyon döneminde antibiyotik ve ağrı kesici falan kullanıyor, ilaç kullanıyor. Bu ilaçların da uzun dönemde yan etkileri çıkabilir. O bakımdan çok sık şişiyorsa eğer almakta fayda var. Çocuğa göre değerlendirme yapmak kesinlikle gerekiyor evet, değil mi? Evet. Sonra da biraz önce de bahsettiniz, daha sonra başka sıkıntılara yol açabildiğinden tabii, ona göre doktor eğer ameliyat kararı verdiyse ailenin de kararının bu yönde olması gerekiyor evet, değil mi? Kesinlikle. Peki çocuklarda sık görülen kulak ağrılarının nedenleri neler olabilir hocam? Şimdi kulak ağrıları birinci derecede kulağa bağlı nedenli, ikinci derecede kulağın etrafındaki organlara bağlı olarak olur. Birinci derecede kulak ağrısı nedeni, yani kulağa bağlı nedenle kulak ağrısı dış kulak yolu iltihabı olabilir. Dış kulak yolunda bir yabancı cisim sokmuş olabilir, işte çene hareketleri falan oynayabilir çocukta, huzursuzluk yapabilir. Çok yaşanıyor zaten evet, çocukların evet. Orta kulak iltihabı olabilir. Orta kulak iltihabı hafif bir nezle gripar durumdan sonra orta kulakta iltihap birikir. Giderek genişler ve bası yapar, genişleyemez ve çok sancı verir çocukta. İkincisi de etraftaki organların ağrısı, kulağa yansıyabilir. Buna sekonder ağrı, ikincil ağrı diyoruz. Boğazı şişen çocukta, bademcik iltihabı olan çocukta kulağa vuran ağrı olur. Bademcik ameliyatından sonra benim boğazım ağrıyor demez de çocuk kulağım ağrıyor der. O yansıma ağrısıdır. Onun dışındaki o bölgedeki çene hareketleri de oluyorsa eğer çene ekleminde bir sorun olabilir. Veya işte lenf bezesi falan olabilir o çevrede. Onun yansıma ağrısıdır. Peki, orta kulak iltihabından bahsetmek istiyorum. Halk arasında öyle biliniyor, otizm medya. Evet. Bunda hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi orta kulak iltihabı tek başına olan bir hadise değildir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra gelişir. Nezle, grip olur. Biraz önce bahsettik, genize açılan Ostaki boruları vardır her iki tarafta. Ostaki borusu nezle grip olunca tıkanır. Buradan da mikroplar orta kulağa geçer. Orta kulakta enfeksiyon yaratır. Çok sık bazılarında Ostaki borusunda yapışıklık gelişir. Çok sık eğer bu durum tekrarlarsa. Dolayısıyla orta kulak iltihabından sonra iltihap geçse dahi nasıl bir odayı sel basıp da selin suyu çekildikten sonra selin çökeleği kalırsa aynı şekilde orta kulakta da akut orta kulak enfeksiyonu veya akut otitis medyadan sonra enfeksiyon geçse dahi
geride bir sıvı kalıyor. Çocukta kulak ağrısı geçmiş olabilir. Fakat çok hafif bir işitmezliği kalabilir. O bakımdan orta kulak iltihabından sonra verilen ilaçlardan çocuğun ağrısı geçse dahi, sızısı geçse dahi mutlaka kontrola, doktora götürmekte fayda var. Hı hı. Sıvı birikimi ileride işitmezliği yapabilir. Hı hı. O sıvı giderek katılaşır. Önce çok akışkan bir sıvıdır o. Giderek yapışkan, sümüksü bir hal alır. Ve orta kulakta kulağın yapışmasına, zarın yapışmasına, kulak içinde hareket eden 3 tane kemikçik vardır. Onların arasındaki eklemi yapıştırır ve kulağın işitme fonksiyonunu, sesi iletme fonksiyonunu geriye götüren bir hadisedir. O yüzden orta kulak iltihabından sonra, tedaviden sonra mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına veya çocuk hekimine mutlaka gitmesine fayda var. Hocam bir telefonumuz daha var. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza. Hocama bir sorum vardı. Tabii buyurun alalım Soner Bey. Ben 9 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Çocuğun bademcikleri doktora götürdüm kulak burun boğazına. Bademcikleri büyük dedi. Yani normal değil, büyükmüş. Yani bu ameliyat gerektirir mi? Herhangi bir antibiyotik falan yokmuş yani. İltihap falan yokmuş. Evet. Hani ameliyat gerektirir mi onu soracaktım ben. Tamam, çok teşekkürler hocam. Genizeti aldırmıştık daha önceden. Genizeti alınmış evet. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz size. Eğer çocukta solunum yönden ve beslenme yönden bir sıkıntı yaratmıyorsa almak gerekmez. Zaten herhalde enfekte bir durumda oluşmamış. Tabii, pek oluşmamış. Yani eğer solunum sıkıntısı yaratmıyorsa, gece ağzı açık uyumuyorsa, ağzı açık uyuyorsa kesin almak lazım. Eğer solunum sıkıntısı yaratmıyorsa, gece ağzı açık uyumuyorsa ve çok sık enfeksiyon yaratıp da tedavi gerekmiyorsa o takdirde alınmaz. Peki, orta kulak iltihabına tekrar geri dönelim. Neler bunu oluşturuyor? Orta kulak iltihabının neler neden oluyor hocam? Temin de bahsettim. Üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, gripal durumdan sonra genizle kulak arasındaki ostaki borsa tıkanıyor. Tıkandığı zaman orta kulağa rahat hava gidemiyor ve negatif basınç gelişiyor. Vücudun şöyle bir özelliği vardır. Kapalı ortamdaki havayı vücut emer. Orta kulakta ostaki borusunda görevi her 3-4 yutkumada bir orta kulağa hava göndermektir. Orta kulağa hava gidince hem orta kulaktaki basınç hem de dış ortamdaki atmosferdeki basınç dengelenir ve kulak zarı titreşim görevini daha iyi yapar. Ostaki borusu tıkanınca nezle gribe bağlı. Ostaki borusu tıkanınca orta kulaktaki havayı vücut emer. Emerken negatif basınç oluşur. O negatif basınç orta kulağın duvarlarından sıvı sızmasına sebebiyet verir. Orta kulağın duvarlarına resmen bir sıvı sızar. Aynı yaşlılar daha iyi bilirler onu da. Sırta bardak vururlar ya. Bardak vurulduğu zaman bardağın içindeki havayı yakıp öyle yapıştırırlar. Ve cilt bombeleşir. O negatif basınçla bombeleşir ve vücuttan serum sızar. Ona pis su derler ama pis su değildir aslında. O serum sızar. Aynı şekilde işte orta kulakta da negatif basınç olunca sıvı birikir. Birkaç tane de mikrop ilave olunca üzerine o mikrop hemen o sıvı ortamında bir de oda vücut ısısında çok uygun bir ortam olur ve orta kulak enfeksiyon gelişir. Efüzyonlu orta kulak iltihabının, akut orta kulak iltihabının uzun dönemdeki yan şeyidir, komplikasyonudur. Uzun dönem sonra ortaya çıkar. Demin bahsetmiştim. Orta kulak enfeksiyonundan sonra kontrol edilmezse sıvı kalır. O sıvı giderek yapışkan bir hal alır. Giderek bu sefer geri vücut tarafından tekrar emilir. Ama emilirken de yapışıklık oluşur. Efüzyon dediğimiz hadise işte budur. Yani efüzyon negatif basınç olayıdır. Kulak zarı içeri doğru çöker. Ve kulak içinde kemik zincirinde, eklemlerinde yapışıklık oluşur ve işitmez yaratır. Bunu televizyon izlerken veya çocuğa uyarırken falan öğretmenleri, anaokul öğretmeni ve aile farkına varabilir. Ağrı yapmaz. O yüzden aile biraz ihmal edebilir. Kesinlikle böyle bir problem varsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna götürmekte fayda var. Hocam izninizle bir ara vaktimiz geldi. Tabii. Sevgili dostlar, birbirine soralım bölümümüzde uzmanımız bize çocuk hastalıklarıyla alakalı bilgi verecek. Daha sonra bir reklamımız var. Reklamlardan sonra biz tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Kaba kulak viral bir hastalıktır. Viral hastalıklar
toplumda damlacık enfeksiyonu yoluyla yayılmaktadır. Damlacık enfeksiyonları kişilerin solunumuyla, öksürükleriyle, konuşmasıyla ortamda asılı olarak küçük damlalar halinde, küçük zerrecikler halinde asılı kalmakta. Bunlar kişiler tarafından alındığında bulaş ortaya çıkmaktadır. Kaba kulakta kuluçka dönemi, yani virüsün alındıktan sonra, mikrobun alındıktan sonra hastalığın ortaya çıkış süreci genelde 14 ila 21 gün, yani 2-3 haftadır. Genelde klinik olarak viral enfeksiyonlarda genelde gördüğümüz çok düşük bir ateş, kırgınlık, iştahsızlık gibi ortaya çıkabilmekte. Daha sonrasında da kaba kulakta tamamında görülmemekle birlikte, yani üçte birinde bu kaba kulağa özgü, özellikle kulak arkasındaki parotis bezi dediğimiz kaba kulak bezinin diyelim anlaşılacağı şekliyle şişmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genelde hafif geçer. Erişkinlerde de görülebilir. Ama erişkinlerde görüldüğünde oldukça ağrılı olduğunu görmekteyiz. Kaba kulaktaki en çok gördüğümüz, en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi şekil bozukluğudur. Ailelerin en çok tedirgin olduğu şey kulak arkasında çocuktaki o şişliği görünce koşa koşa hekime gelmektedirler. Kaba kulaktaki bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi komplikasyonlardır. En çok gördüğümüz, korktuğumuz ve nadir olarak da gördüğümüz komplikasyon menenjittir. Menenjitini maalesef çok ciddi sonuçlara kadar gidebilen, hatta hastanın kaybedilmesine kadar gidebilen durumlarla karşı karşıya gelebilmekteyiz. Yine yumurtalık iltihabı, özellikle erkeklerdeki yumurtalık iltihabı, testis iltihabı yine gördüğümüz semptomlardan, komplikasyonlardan bir tanesidir. Gebelikle görülürse, özellikle de ilk 3 ay içerisinde görülürse düşüklere yol açabilmektedir. Yine gördüğümüz komplikasyonlardan bir tanesi sağırlıktır. Kaba kulak kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Tedavide spesifik bir tedavisi yoktur. Komplikasyon ortaya çıkarsa bu komplikasyonların tedavi edilmesini sağlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İstirahat çok önemli. Başkalarına bulaştırılmaması için hastanın izole edilmesi çok çok önemli. Şişlik çıkmadan 3 gün öncesinde ve şişlik çıktıktan 4 gün sonrasına kadar bulaştırıcılığı görmekteyiz. Tekrarlar mı? Tekrarlamaz. Ama aşının etkinliğini artırmak için etkin aşı, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısını zamanında yapılması gerekiyor. 12. ayda tek doz olarak Ulusal Aşı Programı adı altında devlet tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Etkinliği sağlamak için 4 ile 6 yaş civarında bir kez baskılayıcı, pekiştirici dozu da yapmayı önermekteyiz. Eğer salgınlar olur ise salgınlarda 9. ayda bir doz ve 3 ay sonrasında 9. veya 10. ayda birinci dozu, 3 ay sonrasında da ikinci dozu yaparak aşılamayı, etkin aşılamayı sağlamış oluyoruz.